Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda zürafa çıngırak yapacağız. Çok tatlı bir şey oldu. Benim yapmam 2 saatimi bilemedin, 2-2,5 saatimi almadı. Gerçekten çok kolay bir tarif. Zorlanmadan öreceğinizi düşünüyorum. Özellikle ilk defa eline tığ alanlar, iplik alanlar çok rahatlıkla yapacaklardır. Çünkü onlar için eksiltme nasıl yapılır, gizli eksiltme nasıl yapılır, artırma, sihirli halka hepsini detaylı bir şekilde anlattım. Zorlanmadan öreceklerini düşünüyorum. Bir diğer tarifim tavşan çıngırak. O kadar çok yapıldı ki eline ilk defa tığ alanlar. Bu bana yeni çıngırak videoları çekmede fikir oldu. Bunun için çok güzel yorumlar gelmişti. Ben de böyle artırmak istedim sayfamdaki çıngırak videolarını. Bunların tarifleri YouTube kanalımda var. Şimdi zürafa çıngırağı çektim. Ben çok sevdim. Umarım siz de beğenirsiniz. Kendi çocuklarınıza, doğacak bebeklerinize böyle elinizle organik diş kaşıma çıngırak yapabilirsiniz. Ördüklerinizi YouTube kanalıma önererek paylaşırsanız çok mutlu olurum. Instagram sayfam Son Oyun Dünyası. Beni de etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi malzeme listesine geçelim. Şimdi malzeme listesine geçelim. Bunun için 2 tane ipim var. Bu şekilde bir saman sarı, birisi koyu biten rengi. Bunların numaralarını açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bunun dışında böyle bir halkam var. Dışından ölçtüğüm zaman 7 santim, içinden ölçtüğüm zaman 5 santim. Benim halkam bu. İstediğiniz halkayla yapabilirsiniz bu arada. Şu çapı, burası daha kalın olabilir, çapı daha büyük olabilir. O kenarının yapılma şeklini zaten ona göre ayarlayabiliyoruz. Ben onu göstereceğim. O yüzden bulabildiğiniz herhangi bir çıngırak halkasıyla yapabilirsiniz. Bunun dışında böyle sürpriz yumurta kutusu. İçine bulabildiğim boncukları koyuyorum. Bakın. İsterseniz böyle bir çıngırak da koyabilirsiniz içine. Küçük bir fark, ses farkı oluyor. Bunun dışında içine koymak için boncuk elyaf. Gözler için böyle vidalı gözüm var. Milimi 7-8 milim. 8 milim. Ve son olarak kullandığım tığım. 6 numara 1,4 milim. Bunu ben örgülerimin sıkı düşmesini seviyorum. Böyle tok dursun, arasından elyaflar görünmesin. Ama siz istediğiniz tığ ile örebilirsiniz. İstediğiniz iple örebilirsiniz. Amigurumi örülen bütün iplerle örülür. Keza dediğim gibi örgünüz güzel düştükten sonra istediğiniz tığ ile örebilirsiniz. Ben biraz da el alışkanlığı, o yüzden hep bütün amigurumilerimi ben bu tığ ile örüyorum. Malzeme listemiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Sarı ipliğimizi aldık. Sihirli halka yapıyoruz. Bunun için en kolay yöntemi şöyle tığım içine batırıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Sonra içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bunu böyle hiç bozmadan tutup 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra bu ipimi çekiyorum. Başladığım yerin üzerine batıp bunun içinden geçiriyorum. İlk sıramız tamamlandı. İlk sıramızın sonu 6 tane. İkinci sıramızda bu birleştirdiğime değil, onun yanındakine artık artırma yapacağız. Artırma her sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapmak demek. Birleştirdiğime değil, onun yanındakine batıyorum. Birinci sık iğnemi yaptım. Hemen aynı deliği ikinci sık iğnemi yapıyorum. Dolayısıyla birinci artırmamı yaptım. İsterseniz bu başladığınız yere küçük bir iplik de takabilirsiniz. Ya da sayayım bence. Şu başladığım yere şunu takalım. Takmayabilirsiniz. Dediğim gibi ilk defa öğrenenler için.
Birinci artırmamı yaptım. Hemen yanındaki deliğe yine 2 tane sık iğne yapıyorum. İkinci artırmamı yaptım. Yanındaki deliğe yine üçüncü artırmamı yaptım. Dördüncü artırmamı yaptım. Beşinci artırmamı yaptım. Ve altıncı son artırmamı yaptım. Başladığım yere geldim. Şimdi ikinci sıramın sonu 12 tane sık iğne. Üçüncü sırada şimdi bir tane tek örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Sıramızın sonuna kadar bir tek bir artırma, bir tek bir artırma. Sıranın sonunda etrafın sayısı 18 tane olacak. İkinci artırmamı yaptım. Bir tane tek ördüm. Üçüncü artırmamı yaptım. Bir tane tek örüyorum. Dördüncü artırmamı yaptım. Bir tane tek örüyorum. Beşinci artırmamı yaptım. Bir tane tek örüyorum ve altıncı artırmamı yaptım. İpim. Şu an şimdi başladığım yere geldim. Bakın artırma yaptığım yerler bakın belli oldu. Bir altıgen oldu. Şimdi devam edelim. Üçüncü sıramın sonunda 1, 2, 3. Etrafın sayısı 18 tane. Devam ediyorum. Üçüncü sırada, ikinci sırada 1 ör, 1 artı, 1 ör, 1 artı yapmıştık. Üçüncü sırada 2 ör, 1 artı, 2 ör, 1 artı yapacağız. 1, 2 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 1, 2. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 1, 2. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 1, 2. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 5. artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Ve 6. son artırmamı yapıyorum. Her sırada 6 6 artırıyoruz. Her sırada 2 ör 1 artır, 1 ör 1 artır. Bir sonraki sırada 3 ör 1 artır, sonraki sırada 4 ör 1 artır. Her sırada bakın şöyle bir altıgenimiz oldu. Hep bu tam bunların üzerine geldiğim zaman artırma yapıyoruz. Ve bunları artırdığımız için aralarındaki bunlar da giderek genişliyor. O yüzden 1'di, 2'ydi, 3 olacak. Sonraki sıra 4 olacak. Aslında mantığı bu. Bakın gayet güzel orantılı bir şekilde açılıyor. Şimdi etrafın sayısı 3. sıranın 4. sıranın sonunda 24 tane. 5. sırada yine 6 tane artırma yapacağız ve 30 tane olacak. 5. sırada 3 ör 1 artır, 3 ör 1 artır. 1, 2, 3. Bakın bir önceki sırada artırma yaptım üzerindeyim. İkisi bir deliğe basmış. Onun ikisi bir deliğe batmış. Bu şekilde bakın. Bunun üzerine geldiğim zaman artırmamı yapıyorum. Yine 1, 2, 3 tane örüyorum. Yine artırmamı yapıyorum. Bakın önceki sıralarda artırma yapmışım. Bunun üzerine geldiğim zaman artırmamı yapıyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum yine. 1, 2, 3 artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3 artırmamı, son artırmamı yapıyorum. Son mu? Şurası son bence, pardon. Saymadım bu defa ama zaten belli olur. Çünkü 5. sıranın sonunda etrafın sayısı 30 tane olacak. 1, 2 ve 3 yapacak mıyım? Sanırım şunu da yapacağım artırmam. Şimdi sayalım isterseniz etrafına bir tane. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 29. Aynen orada da artırma yapacağım. Aslında zaten artırma yapacağız da. Sadece bu sıranın bitiş yerini söylemek istedim. Son artırmamı yaptık. Bakın etrafın sayısı 30 tane. 5. sıramın sonundayım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde devam edin. Her sırada 6 tane artırma yapıyoruz. Zaten artırma yaptığımız yerler bu şekilde belli. Şimdi 6. sırada 4 ör 1 artır, 4 ör 1 artır. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane ördüm. Şimdi birinci artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. İkinci artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Beşinci artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Altıncı ve son artırmamı yapıyorum bu sıranın sonunda. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncı sıranın sonuna geldik. Bunu dilerseniz her sıranın başına da takabilirsiniz. Ama zaten şu mantığını öğrendikten sonra hiç önemli değil. Önemli olan her sırada bir önceki artırdığımız yerden artırmamızı yapıyoruz. Her sırada 6 tane artırma yapıyoruz. Dediğim gibi aralarındaki giderek açılıyor. Şimdi devam edelim. 7. sırada 5 ör 1 artır. 5 ör 1 artır yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tam bakın artırma yaptıklarımın üzerindeyim. Artırmamı yapıyorum. 5 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci artırmamı yapıyorum. Yine 5 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bu şekilde 5 ör 1 artır olarak sıramızın başına kadar yapalım. Şimdi 7. sıramın sonuna geldim. Etrafımın sayısı 42 tane. 8. sırada 6 ör 1 artır yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Birinci artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İkinci artırmamı yapıyorum. Bu şekilde 6 ör 1 artır olarak sıramızın sonuna gelelim. Dediğim gibi artırma yapacağımız yerler şöyle bir baktığımız zaman bile belli oluyor. Bakın burası ikisi bir deliğe batmış. Şuralar zaten belli nereden artırma yapacağımız. Ama sayabilirsiniz. 7. sıranın sonunda etrafının sayısı 48 tane olacak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sıramın sonuna geldim. Etrafımın sayısı 48 tane. İstediğimiz şimdi her sırada 6 6 artırarak istediğimiz çapa geldik. Şimdi artık ben bunun kafamın 100 bölümlü olması için artırma eksiltme yapmadan dümdüz dönerek öreceğiz. Artırma yapmadığımız için artık burası böyle bardak gibi olacak. Devamında şimdi 8 sıra boyunca pardon 7 sıra boyunca düz öreceğiz. Burası 8 sıra üzerine 7 sıra dümdüz artırma eksiltme yapmadan dümdüz örelim. 7, 14, 15, 15, 16. sırada artık kapatmaya başlayacağız. Şimdi 15. sıranın sonuna kadar dümdüz artırma eksiltme yapmadan örelim. 7 sıra boyunca dümdüz örelim. Şimdi ben sonuna geldim. 8 sıra ördük. 2, 4, 6, 8. Sonrasında 2, 4, 6, 7. 7 sıra düz ördük. Bakın yukarı çıktı. Artırma eksiltme yapmadığımız için böyle dümdüz yukarı çıktım. Şimdi artık burayı kapatacağım. Bunun için
Zaten şeyin başladığı yer belli. Şurası. Bakın dairem ilk çıkıp yukarı çıktığım yer burasıydı. Bunun hizasına geldiğimde bitirdim. İki ön ya da iki burada olmanız hiçbir şey fark etmez. Şimdi bu ipi ilk başladığımız yere takalım. Hatta şimdi şuraya takayım. Şimdi 6 tane eksiltme yapacağız. Devam eden her sırada da 6 6 eksiltme yapacağız. Aynı buradaki gibi 6 6 açmıştık. Burada da 6 6 eksiltip orantılı bir şekilde burayı kapatacağız. Bunun için eksiltmemizi gizli eksiltme yapacağız. Yani bu başak gibi görünenlerin benden taraflarını alıyorum. Birini aldım, sonra diğerini aldım. Eksiltmemi yaptım. Sonra 6 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra ikinci eksiltmemi yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bakın başladım ya, burası henüz gelmedim. 1 2 3 4 5 6 5. eksiltmemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6. eksiltmemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 dediğimde, bakın bir önceki sırada eksiltme yaptığım yer. Ben bunu bir yanına takmıştım. Aslında şurası. Buraya takabiliriz. İlk eksiltme yaptığım yer buraydı çünkü. Ve tam onun yanına geldim. Eksiltme yaptığımız yeri de şöyle görebiliriz. Gizli eksiltme yaptığımız için tek kanatlarını aldık. Bizden taraflarını. Bakın arka taraflarının kanadı hala burada. İlk yaptığım yere geldim. 16. sıranın sonuna geldik. Etrafımın sayısı 48 taneydi. 42 tane kaldı. Şimdi 6 tane eksiltme yapacağız. 17. sırada etrafının sayısı 36 tane kalacak. 6 ör 1 eksilt yaptık. Şimdi 5 ör 1 eksilt. Sonraki sırada 4 ör 1 eksilt. Sonraki sırada 3 ör 1 eksilt. Aslında mantık bu. Bu şekilde kafası orantılı bir şekilde kapanacak. Şimdi sıranın sonuna kadar 5 ör 1 eksilt yapacağım. Ve bu sıranın sonunda 42 tane kalacak. Şimdi birinci eksiltmemizi yapalım. Bakın bir önceki sırada eksiltme yaptığımın tam üzerindeyim. Yine aynı şekilde gizli eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5. 5. eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5 6. eksiltmemi yapıyorum. 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Sıramın sonuna geldim. Şu an etrafımın sayısı 36 tane kaldı. 18. sıra diye düşünüyorum. 2 4 6 8 10
12, 14, 16, 17. 17. sıranın sonunda etrafın sayısı 36 tane kaldı. Şimdi sonraki sıraya geçiyoruz. 6 ör 1 eksildi, 5 ör 1 eksildi. Bu sırada 4 ör 1 eksilti yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bu şekilde bu sıranın sonuna kadar 3 ör 1, 4 ör 1 eksilt, 4 ör 1 eksilt olarak sıramızın sonuna kadar yapalım. Bu sıranın sonunda etrafın sayısı 30 tane kalacak. 18. sıranın sonuna geldik. Etrafının sayısı 30 tane. 19. sırada 3 ön 1 eksilt yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 3. eksiltmemi yapıyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar 3 ör 1 eksilt olarak yapalım. Bu sıranın sonunda etrafımız sayısı 24 tane kalacak. Şimdi 19. sıramın sonuna geldim. Etrafımız sayısı 24 tane. Şöyle yapacağız. Çıngıramızın içine boyuncukları koydum. Kapatıyorum. Sonra bunu içine yerleştirelim. Etrafına birazcık elyaf yapalım. Sonra gözlerinin yerlerini belirleyelim. Eğer vidalı göz kullanacaksanız şimdi vidalı göz kullanmayıp örgü göz yapacaksanız onun da nasıl yapabileceğinizi videoda gösteririm. Onun için şimdi değil, ben birazdan vidalı gözünü takacağım. Eğer vidalı göz değil örgü göz yapacaksanız onu en sonda yapabiliriz. Çünkü zaten üzerine dikileceği için. Şimdi bunu bu şey ortasında kalacak şekilde dört bir tarafına böyle güzelce elyaf yollarını yerleştiriyorum. Yüzünü de şöyle yapıyorum. Mesela sürpriz yumurta bu şekilde. Mesela yan değil de bu şekildeyken burasını yüzünü ön yüzüne veriyorum. Zaten anlıyorsunuz şöyle dokunduğunuz zaman. Biraz daha doldururum. Şimdilik gözünün yapacak kadar oldu. Şimdi yüzünün yerini belirleyeyim. Şu an bu döndü. Şöylesi güzel. Vidalı göz için yerlerini belirledim. Henüz şeylerini takmadım arkalarına. Ortadan bir saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12.'nin şu arası. Bu 12. 12 ile 13'ün arasına taktım. Arasındaki sık iğne sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de arasındaki sık iğne tam şunu aynı 6 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6 taktım. Bunların arkasının şu şekilde kapakları oluyor. Bunu buraya taktığımız zaman şimdi takarsam çıkartamam. Taktığımız zaman iyice de sıkıyoruz ve düşürdüm. iyice sıktığım zaman bilmiş oluyor. Şu an yerlerini belirledim. Biraz yüze bakarak karar veriyorum. O yüzden şimdi takalım. Sımsıkı sıkalım. Ve şu an bakın gayet güzel girdi. Diğerini alayım. Ve bu da tamamdır. Şimdi biraz daha yapalım. Şu an elimize biraz daha elyaf gerekiyor ama şu an çok doldurursak şey olur. Örgümüze dolaşır elyafımız. Bir tık daha bekleyelim. Sonrasında iyice bütün her tarafına elyaflarımızı doldurabiliriz. Daha henüz vaktimiz var.
19. sıranın sonundaydım. Etrafımın sayısı 24 tane. 20. sırada yine 6 tane eksiltme yapacağız. Etrafımın sayısı 18 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bu sırada eksiltme, 2 ör eksiltme. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. 1, 2. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. 3. eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. 4. eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. 5. eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. 6. eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıramın sonuna geldim. Ve son sıramız buydu. Sonrasında bunu çıngıra dikeceğiz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Batıp bunu buradan geçiriyoruz. Yani ilmek kaydırma yaptık ve 2 tane zincir çekelim. Bunu uzun koparabilirdim. Unuttum. Bununla dikebilirdik altına. Eğer koparmadıysanız, koparsanız da bir şey olmaz da burayı uzun kopartabilirsiniz. Bununla şimdi burayı yapacağız ve sonra buraya dikme işlemini bu iple yapabilirdiniz. Ben unuttum ve kopardım. Bunu ben böyle yapıyorum. İpimi yok ediyorum. Şimdi hala bakın delik çok müsait. Tabii şu yüzünü yine çevirmeden. Şimdi içine son elyaflarımızı itelim.